razıyım, razıyım ben uzaktan sensiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ısrar ettiği için çıktım. Oturmayacağım. Pardon. Ve pardon mu? Niye ayakta duruyorsun sen? Hayır, ben oturmaya gelmedim ki buraya. Buraya oturmaya gelsem dün de söylediğim gibi gelir otururdum. Ben oturmaya gelmedim. Dediğiniz gibi bazı problemler var. Onları çözmeye geldim. Onları çözdükten sonra gitmeyi düşünüyorum. Hanife, hala neyin probleminden bahsediyorsun ya? Neyin problemi? Şuraya oturur musun insan? Hayır, oturamam. Ya. Ne problemi? Ben orada şeymiş, neymiş, neyin pişmanlığıymış mesela? Beni çağırdığın için pişman oldun. Ne, pişmanlık ne yani? Ne demek pişmanlık ne ya? Yaptığın çocuk hareket yapma, geçip şuraya oturur musun ya? Bırak, nasıl rahat ediyorsa öyle dur. Çocuk oyuncağı değil. Bana çocuk diyorsun ama senin yaptığın daha çocukça bir şey. Yok, ben ne yapmışım ya? Sürekli ben suçluymuşum gibi davranıyorsun ya. Niye çağırdın? Niye çağırdın o zaman? Boşluktaydım, çağırdım Hanife. Ne oldu? Allah Allah, yeter ya. Hep ben suçluymuşum gibi davranıyorsun ya. Yanlış şeyler konuşturuyorsun şu an beni burada ya. Evet, biraz yanlış oldu. Boşluktaydım demek ne demek ya Serkan? Ya Zuhal Hanım, dünden beri nasıl yüklendiğini siz görüyorsunuz ya. Dünden beri sürekli bana yükleniyorlar ya. Oradan mesaj geliyor, buradan mesaj geliyor. Niye sürekli Serkan suçlu ya? Çok sevinim var Hanife. Çok aşırı derecede sevinim var, anladın mı? Sürekli bana yükleniyorlar. Tamam, duygusal anlamda o an bende içimde bir kıpırdanma oldu. Tuttum, çağırdım yani. Ya kusura bakma da. Sen kusura bakma. Sen kusura bakma. Yeter bak, ben sana sessiz kalmayacağım artık. Hareket edemem. Tamam da bak, ben sana artık sessiz kalmayacağım yani. Ben sana artık sessiz kalmayacağım yani. Yeter ya. Sürekli sen yükleniyorsun ya. Ağzımı bile açmadım ya. Yüklenmek var. Burada bak, hep ben şu anda var ya, herkes beni kötü biliyor ya. Herkes beni kötü biliyor ya. Ortaya bir şey söylüyorsun. Anladın mı? Herkes şu anda beni kötü biliyor ya. Ben ama senin hep iyi yanlarından bahsettim burada. Bir kötü yanını söyledim mi burada? Demek ki senin boşluğun var. Ama ben sen benimle boşluğunu dolduruyorsan sen kötüsün o zaman. Hayır bak, bir kötü yanını söyledim mi ben senin burada ya? Varsa söyle. Hayır, varsa söyle değil bak. Benim var mı bir kötü yanım? Niye herkes beni kötü biliyor şu anda? Bir cümle söylüyorsun, herkes beni kötü, yanlış insan biliyor ya. Yeter ya, burama kadar geldi ya. Hep sessiz kaldım sana karşı, hep sustum. Ama gerçekten yeter yani. Bir yere kadar. Ben de insanım ya. İyi de insanların söyledikleri mi önemli? Sizin ne hissettiğiniz, ne düşündüğünüz? Ayrı mesele Zuhal Hanım, ben açıklamasını da yapıyorum ona. Tamam, duygusal anlamda bir kıpırdanma oldu o an içimde. O an. Evet. Ve aşırı derece tepki var. Herkes diyor ki Serkan senin yüzünden gitti, Serkan senin yüzünden gitti. O anda bende de öyle bir şey olunca ben de çağırmak istedim. Ama daha bak geldi, dakikasında başladı ya. Dakikasında başladı ya. Sen dakikasında başladı yani. Gene Serkan şöyle, gene Serkan böyle. Yani... Gene yok dışarıda etmedi, yapmadı. Yeter ya. Vallahi yeter ya. Ben senin boşluklarını doldurmak için olan bir insan değilim. Tamam, ben onu yanlışlıkla söyledim Hanife. Sinirden söyledim. Seni çağırdım demek ne demek ya? Bak, yanlışlıkla demek söyledim. Demek ki o zaman ağzından çıkana dikkat edeceksin. O zaman çağırmadan önce düşünseydin. Bak, bunları sen yapıyorsun işte. Bir hafta sonra çağırsaydın o zaman. Bunları sen yapıyorsun. Ya bırak Allah aşkına. Neyi bırakacağım ya? Ya bir şey söyleyeyim, şu an seninle konuşuyor olmam bile büyük hataymış benim. Gerçekten ay vallahi billahi yazık, günah bana ya. Ben o kadar gittim, geri geldim. Ben senin için geldim, biliyor musun? Senin ya için Hanife, geldim. Ya Hanife bak, benim için sen geliyorsun. Daha dakikasında başlıyorsun. Hayır, senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Daha dakikasında başlıyorsun ya. Senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Sen bir silkelen önce bir kendine gel. Bak, ben ne istediğimi biliyorum. Bak, ben ne istediğimi çok iyi bilen bir insanım ama sen buna engel oluyorsun. Daha ben seni çağırıyorum. Daha dakikasında başlıyorsun. Zuhal Hanım'a şikayet ediyorsun. İşte daha beni aramadı, sormadı. Daha burada konuştuk. Eve gitti diyor, ne mesaj attı, ne bir şey yaptı. Allah aşkına, daha dakikasında başlıyorsun ya. Hemen bir şeyler olmasını mı bekliyorsun? Tamam, ben o gün sinirle buradan kızı aldım çıktım. Sana sinirimden yaptım. Sen niye her şeyi sinirle yapıyorsun? Yok, sinirleniyorum Hanife. Benim potansiyelim bu, anladın mı? Sana tavsiye verirdim ama vermeyeceğim. Neyse. Böyle. Haddime değil çünkü. Haddine olmayan şeyleri zaten hep söyledim. İşte bak, ben hayır söylemedim. Hiçbir zaman söylemedim. Ney? Ben senin davrandığın gibi de sana davranmadım. Ben senin burada kötü bir şeyini söyledim mi millete? He? Dört dörtlük müsün Hanife? Değilsin. Kim dört dörtlük burada? Tamam, ben de hata yapıyorum. Ben de insanım ama ya. İşte bu da herkes de bilir. Sen de bilirsin ki kusurlarını en iyi bilen benim. Bak, gittiğin günden beri her zaman iyi yönünü söyledim. Bir tane kötü yönünü söyledim ya. İyi de arkan gıyabında ben de seni kötü konuşmuyorum. Ay bak, şu anda niye herkes beni kötü biliyor ya? Bak, sürekli sen yükleniyorsun bana ya. Sürekli sen yükleniyorsun ya. Hak ediyorsun çünkü. Ya neyi hak ettim ben ya? Allah aşkına neyi hak ettim ya? Bak, sürekli sana karşı sustum ya. Sürekli sustum bak, sürekli. Yeter, buraya kadar geldi ya. Niye çağırdın? Benimle kavga etmek için beni çağırdın. Hayır, seni kavga etmek için çağırmadım. Daha çağırdığım günden dakikasında başladım burada ya. Hayır, başlamadım. Keşke gelmeseydim ya. Sen gelsem... Sen zaten gerçekten bilmiyorsun ne istediğini. Ben oradan girdiğim andan beri bence sen bana değişik davranıyorsun. Ya yanlış anlamadan Hanife, hediyeni almışım ben burada. Daha dakikasında başladın dırdıra ya. Dakikasında ya. Ertesi gün oluyor Zuhal Hanım'a burada işte şikayet ediyorsun beni. Ne yapacağım? Hiçbir şey olmamış gibi devam mı edeceğim seninle? Az biraz akışına bırak ya. He? Az biraz akışına bırak ya. Akışına bıraktıkça ne oldu? Bak, ne yaptın? Sana sinirimden yaptım burada. Bir şey söyleme, yine hata yapıyorsun. Yine hata yapıyorsun. Bak insanım, dört dörtlük bir insan değilim. Yine hata yapıyorsun, yine hata yapıyorsun. Hanife, gidenlere de haksızlık ediyorsun, bana da haksızlık ediyorsun. Hayır. Hayır, ne demek ya, sen aklı başında kaç yaşında adamsın ya. Ya ne demek kızgınlıkla yaptın? Bunun yaşta akıllı başta ne alakası var? Kim dört dörtlük, gözünü seveyim ya. Ya ben neden yapmıyorum senin yaptıklarını? Neden ne demek yapmıyorsun? Yapmıyor? Bak sen öyle bir şey söylüyorsun ki kitleniyor kalıyor millet, Serkan'ı kötü biliyor şu anda. Bir kere şunu bir çözelim. Serkan kötü birisi değil, Hanife de kötü birisi değil. Ama Zuhal Hanım, İyi de Serkan... millet sürekli bana o yönden yükleniyor ya. Bence sen şu an kötü birisin. Bak hal işte bu. Öyle deme. Bir şey söylüyor, tamam mı? Hani o kadar çok sevini var ki gene bana yükleniliyor ya. Şu anda da sorun zaten, herkes beni kötü biliyor şurada. Ya buna niye bu kadar takılıyorsun insanların söylediklerine? Bir kere... Ya takılıyorum Zuhal Hanım, zoruma gidiyor yani. Bir şey diyeceğim ya. Bak arkadaşlar, bir dakika ben... Tamam ben dışarı çıktım mı? Ya gerçekten hani tanıyorlar Zuhal Hanım. Ama ters gözle bakıyorlar ya. Ters gözle bakıyorlar bana. Otur. Hanife sen. Serkan'ın arkasından arkadaşlarımla konuşurken her zaman çok düzgün, ailesinin çok iyi olduğundan bahsetmem mi? Öyle yaparım. Seni kötü duruma düşürmek için de bak, asla bir şey yapmadığını söylemedim de. Bak, sen şurada yapıyorsun. Hadi ya. Şurada öyle bir anlık gaflete kapılıyorsun ki. O zaman sen de ona göre davranacaksın. Bak, öyle bir anlık gaflete kapılıyorsun ki. O zaman... Burada bağırıyorsun, çağırıyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Sen de o zaman ona sakinlediğin zaman benim için iyi konuşuyorsun. Anladın mı? Burada yapmıyorsun onu. Çünkü sen beni sinirlendiriyorsun. Tamam. Niye beni sinirlendiriyorsun? Sen de beni çok sinirlendirdin. Niye beni çağırıyorsun? Sen de beni çok sinirlendirdin. Geçiyorsun. Şurada gözünün önünde ağzından kötü bir laf çıktı mı sana karşı? Sen de beni sinirlendirdin. Sen konuşmadın ki ağzından kötü laf çıksın. Bak sana işte konuşmuyorum sana, anladın mı? Ama konuşmak lazım. Bak konuşunca susmuyorum Hanife ben. Ne yapacağım, senin bütün hatalarına kör mü olacağım ben? Kusura bakma. Kusura bakma. Takmışsın git, sen gitmeseydin şöyle olurdu, sen gitmeseydin böyle olurdu. Hala diyorum. Niye, saatin mi bozuldu, geçmişte mi kaldın? Evet, saatin bozuldu. Evet, çok belli öyle oldu. Ama geçmişe bakarak ileriye yürüyemezsin. Sana hayatta başarılar dilerim. Sen gerçekten çok büyük bir hata yaptın. Keşke beni çağırmasaydın, keşke ben buraya gelmeseydim. Çok üzülüyorum, gerçekten böyle olmasına çok üzülüyorum. Sen bana haksızlık yapıyorsun çünkü. Bak işte bak. Evet. Bak bunu söylüyorsun. Niye çağırıyorsun o zaman? Ya Hanife, ben sana olanı anlattım. Boşluktayım bilmem ne. Senin yüzünden bir anlık sinirlerle başkasının elini tuttum gittim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O zaman hataları yapalım. Hanife, sinirden yaptık. Bana o kadar çok yüklenildi ki sen buradan gittikten sonra. O kadar çok yazan eden oldu ki buradan da dahil. Anladın mı? O anda ben de duygusal anlamda bir içimde kıpırdama oldu. Ne oldu o kıpırtı? Kıpırtı ne oldu sonra? Bir şey açıklayacağım dedim. O hani öyle bir eksiye düşürdün ki o kıpırdayı. Ay, daha geldiğinden beri. Ah kuzum. Ben gelince hep eksiye düşüyor. Evet, eksiye düşürüyorsun. Hep öyle oluyor. Hep eksiye düşürüyorsun. Ben gidince artı, ben gelince eksi. Değil mi? Biz hep bu koltukta seninle böyle kavga edelim. Ama kusura benim buna ne halim? Bak, ben seninle tartışmak istemiyorum. Bak, farkındaysan ilk defa seninle bugün bu kadar uzun konuştum. Farkındasın değil mi? İlk defa bu kadar hani içimden çıkan şeyleri söyledim sana. İyi yapıyorsun. Hep sustum sürekli. İyi yapıyorsun, kendi ifade et tabii ki de. Çünkü sen hep kendi yanlış ifade ediyorsun. Ben kendime herkese karşı ifade ediyorum ama sana bu zamana kadar bence sustum. Edemiyorsun bana karşı. Bak, evet. Ben sana kadar, bak evet, sana karşı hep sustum Hanife. Evet. Susma. O kadar söyleme. O kadar benim de ağzım var, senin de ağzın var. Sen de konuş. Bak şu an konuşuyorum farkındaysan. Anladın mı? Şu an konuşuyorum. Ama yanlış yapıyorsun. Benden ne bekliyorsun ya? Tamam çağırdım. Çağırmadım demiyorum ki. Dalga mı? 2 dakikada bir şey olsun bitsin mi istiyorsun? Hayır. Çocuk oyuncağı mı? Ertesi gün olumsuz geliyorsun saniyede yükleniyorsun ya. Ertesi ben böyle şeylere gelemiyorum ya. Sen değil misin? Ne? Ertesi gün sen olumsuz dedin ama. Ya yüklenirsen ne dememi bekliyorsun? Git Hanife. Ne dememi bekliyorsun? Gel Hanife, git Hanife. Şimdi içim kıpırdadı, şimdi kıpırdamıyor Hanife. Hanife de seni nazlatsın anca. Oldu. İnsanların duyguları çok çabuk değişebiliyor, bunu biliyorsun değil mi? Ben senin duygularına göre hareket edemem ama kusura bakma. Edeceksin Hanife. Bir şey istiyorsan edeceksin. İstemiyorum artık ya. Tamam istemiyorsan yolun açık olsun Hanife. Senin yolun açık olsun. Giderim arkamdan çağırırsın, çağırma bir daha. Yok daha çağırmam. Kesin öyle olur. Ama ben hala senin burada durmanı istiyorum. Bak hala yanlış ya. Bak. Anlamıyorsun ki beni. Bak ben kendimi suçlu hissediyorum. Ben sen kendini suçlu hissetmediği ben gelip burada duramam ki. Hanife sen benden öncedir buradasın. İyi de bak önceden buradayım. Demek ki artık durmak istemiyorum. Sana mı soracağım? Tamam Hanife bir şey demiyorum. Vallahi ben burada otursam geleceksin gideceksin bana yorum yapacak. Sürekli bana bulaşacak. Yo niye bulaşayım? Ben bir şey soracağım Serkan. Hanife'nin varlığı seni mutlu mu ediyor? Ya mutlu ediyor ama öyle bir şey yapıyor ki bir anda. Hani direkt uzaklaştırıyor gelsin, ya. Gelsin otursun istiyorum diyorsun da neden oturmasını istiyorsun? Hani gerçekten değerli bir insan. Tamam didişiyoruz. Durmadan sürekli kavga ediyoruz ama gerçekten değerli bir insan benim için. Bunu kendi de iyi biliyor. Benden de iyi biliyor. Hani o kadar çok yükleniyor ki bana. Kendiniz gördünüz buraya geldiğim günden beri sürekli yükleniyor, bağırıyor, çağırıyor. Tek bir kere bile ağzımı açmıyorum ona ya. Kendiniz gördünüz burada ya. Ama hani geliyor, heves geliyor. Öyle bir şey söylüyor ki direkt geri çekiyorum kendimi. Ama ben şunu mu olsun istiyorsun? Gelsin. Ya bir şeyleri hemen olsun istiyor. Tamam şöyle söyleyeceğim. Otursun burada bir bakalım olayları akışına mı bırakmak istiyorsun? Evet. Yani ekstra bir şey yapmayalım ama hani zaman içerisinde tekrar o duygular canlansın, ısınsın. Ya bilmiyorum ona ben garanti veremem ama. Mı istiyorsun? O süreçte hani ne yapsın o da hadi yani ya da sen ne yapabileceksin? Hani burada otursun tamam ama hani ne yapacaksınız? Talip mi göreceksiniz? Ne yapacaksınız? Siz mi tekrar görüşmeye başlayacaksınız? Hani o da niye geldim ben buraya ve ne olacağız diye soruyor doğal olarak. Ben seni de çok iyi anlıyorum. Hanım, haklı, bu arada bak şunu da söylemek istiyorum. Üzüldüm çünkü. Yani Serkan geldiği günden beridir 3 ay oldu mu? Sanırım. 3 ay falan olmuştur. Doğum günden hemen sonra gelmiştin. Kasım'ın ikinci haftası falandı. Gerçekten de hem arkada olsun hem burada kamera önünde olsun bizi hiç üzmeyen, hiç saygısızlık etmeyen, son derece efendi, son derece sıcak, son derece aklı başında davranan insanlardan biri. Ekibimle de konuşuyorum. Ben çok seviyorum seni. Biliyorum. Ekibim de ona keza aynı şekilde. Hiç üzmüyor bizi. Dolayısıyla bunu bir söylemek gereği hissettim. Çünkü hani insanlar yazarlar çizerler ama gerçekten Serkan kötü bir insan değil. Sadece ben seni görüyorum böyle hani sen de bilmiyorsun ne hissettiğini. Hanife'ye karşı bir şeyler hissediyorsun, tanımlayamıyorsun. Ya ben aynen öyle. Dışarı vuramıyorsun. Ya bir karışıksın. Öyle bir şey yapıyor ki direkt kabuğuma çekiliyorum ya. Yani. Onsuz da yapamıyorsun, onunla da olmuyor. Da yapamıyorum. Ha? Ya diyorum ya bir hevesle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama Serkan da şöyle bir sorun sen fark ettin mi birbirinizi tanıma aşamasındayken de? Bir erkek değil anladığım kadarıyla. Karşısındaki kadına karşı duygularını ifade edemeyen, çok öyle gösteremeyen, bunu bilmiyor galiba. Yok, yani bunu yapmamış mı? Yapamıyorum. Yapmamış değil ama ben burada göz önünde yapamıyorum Zuhal Hanım. Yani utanıyorum, çekiniyorum yani açık açık söylüyorum ben. Benden öyle böyle romantik şeyler beklemesin burada. Ben öyle insan içinde yapamıyorum. Şimdi tabii adama sorarlar. Bak şimdi başladı gene. Beni boşlukta çağıran beyefendi. Ya tamam onu sen bir kaldırır mısın? Gözünü seveyim ya. Hayır asla bak, ben bak gene başladı laf sokmaya ya. Hayır ben bunu asla unutmayacağım. Hayır asla unutmayacağım bunu. Buradan birisinin elini tutup giderken gayet romantik görünüyordu. Alnını öperken gayet romantik görünüyordu. Demek sen isteyince yapıyorsun. Utanmıyorsun hiç bence. Bana gelince utanır, çekinir. Hanife. Ya tamam yavrum, söyle, kameraya dön söyle. Vallahi söyle, başla. Gözünü seveyim başla. Gerçekten kötü bilsinler beni ya. Senin için rahat olacaksa söyle, vallahi ben kötü ne bilsinler dedim? Beni. Ya Allah aşkına hayır, beni sinirlendirme. Ya tamam konuş. Dün ben konuş, ne dedim? Çok uysal, çok ılımlı aslında. Şimdi ben bunun bu taraflarını bildiğim için Serkan'ın, bu yönünü bildiğim için ben bu hareketlerinden onun rahatsızlık duyuyorum tabii ki de. Yani bu kendini... Ben de senin laf sokmalarından rahatsızlık duyuyorum Hanife. Hak etme. Senin de çok hak ettiğin şey var ama ben söylemiyorum işte. Sen bana hak ettiğimi ne zaman ama yaptın neden? Biliyor musun? Çağırarak yaptın hak ettiğimi ama onu da boşlukta yapmışsın işte. Al buyur işte. Ne yapacağız bilemiyorum vallahi yani. Ya yok Suhal Hanım. Ya, o bazı şeyleri zorlamamak gerekiyor ya. Hayırlısı böyleymiş demek. Sen zorladın ya. Evet Hanife, ben zorladım. Zorlamış bak gene artılar. Adım attım, zorladım ama daha başında geldin, gene başladın, gözünü seveyim ya. İyi de ben ne yapacağım? Ben başıma geleceğimi biliyorum. Ay Serkan işte. Beni iyi ki de çağırdın, seni çok özlemişim. Seni zaten çok seviyorum, sana mı atlayacağım böyle? Bunu mu bekliyorsun? Ben öyle bir şey mi dedim ya sana? Ama sen bunu bekliyorsun da çok beklersin. Hayır, sen ne bekliyorsun benden? Pişman olmanı. Ama olacaksın tabii. Ben onu göreceğim, o ayrı. Olmuyorum Hanife. İzleyeceğim seni televizyondan pişman olduğunu. Ya kalmayacaksın yani. Biz ne pişmanlıklar göreceğiz inşallah. Ne diyeyim Zuhal Hanım daha ya? Çok kalbimi kırıyorsun. Çok gerçekten kalbimi kırıyorsun. Ya paramparça yaptın ulan. Tek kelime söylemedim. Bana karşı konuşurken bak hiç dikkat etmiyorsun. Ama içindeki romantikadan başka hatunlara, kızlara geldi mi alnından öper, elini tutar, sarılır, kar topu oynar, bilmem ne dışarılarda görüşür. İçindeki romantik bana geldi mi adam bir değişik yani. Hanife farkındaysan al hediyeni, bak, çiçeğini al. Ben onları seni güldürmek için yapıyorum ben ya. Ben gülmüyorum artık, çok sinirleniyorum senin bu hareketlerine. O gün gülüyordun ama. Artık sinirleniyorum. Farkındaysan ben burada en uzun şeyi seninle yaşadım Hanife. Aa. Ne kadar güzel. Sana ben böyle mutlu şeyleri hiç yapmadım mı? Daha ilerini yaptım ben bunun sana ya. Bak ben sana daha ilerini yaptım. Bunun ilk VTR'lerinizi hatırlıyorum ama çok romantikti o akşam parkta falan. Ben hatırlıyorum, gayet sıcak bir... Sen geçmişe bakmıyorsun, hep şu anda sıcak olaylara bakıyorsun yani. Mecbur. Niye mecbur? Hafızamı kaybettim senin yüzünden. İşte Hanife böyle işte. Üç seninle, yanlış bir doğruyu götürür ya. Hanife'de bir yanlış bütün doğruları götürüyor. Seninle güzel olan anılarıma hatırlıyorum. Bak. Bak ısıtmış seni ceketiyle. Keşke dönebilseniz bugünlere. Biz bu Hanife ve Serkan'ı çok sevmiştik oysa ki. Kapatın ya aman. Bir başka bakıyormuşsun sen de o zamanlar Serkan Hanife'ye. Bakışların... Sualan'ın sonuç itibariyle ben onun için buraya geldim ya. Kaç kişiye karşı korudum onu burada, siz biliyorsunuz ya. İftira falan attılar. Ben senin kesinlikle boş olduğunu düşünmüyorum Hanife'ye karşı. Değilim. Ama böyle yapınca da ben kabuğuma çekiliyorum. Daha benden hiçbir ama şey beklemesin. Ama neden beni üzüyorsun? Vallahi bak ben gerçekten çok üzülüyorum böyle olunca. Mesela ben bunları görmek istemiyorum. Bak bunları şimdi, ben de açar izlerim. Bak gene başladı duygusalla. Ama yapma gerçekten. Bir şey söylesen gene başlayacak. Hayır, beni sinirlendirme o zaman. Hiç yani bana... Kapatsanıza. Ya seninle ya sensiz olamaz başka biri. Ya seninle ya sensiz, ya hep ya hiç sevgilim. Ya seninle ya sensiz olamaz başka biri. Ya seninle ya sensiz. İstersen güldür beni, gün gibi, güneş gibi, ya seninle ya sensiz. İstersen